hastalarımıza el emeğiyle veya yürekten alınmış bir battaniyenin veya diz battaniyesinin yubaşı hediyesi olarak teslim edilmesi için geldik. Bu kış günlerinde birisinin bir başkası için el emeğiyle işlediği bir battaniyeyi, bir şalı veya eğer işleyemiyorsa vakitsizlik veya işte yapamadığı için gidip yani gönülden aldığı battaniyeleri buraya vesile olarak, aracı olarak getirdik. Yeni yıl projesi olarak yaşlı evlerini ve huzur evlerini ziyaret etmek istedim ve onlara uygun bir repertuar olduğunu düşündüğüm Kıbrıs şarkılarını söylemek istedim. Kıbrıs bir adamıdır, cennetten parça mıdır? Kıbrıs'ın güzel kızı, yanakları kırmızı, Akdeniz'in yıldızı. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım. Balabais İnervil Derneği, Soli Güzel Yurt İnervil ve Mausa Otello İnervil olmak üzere diğer vatandaşlarımız da, duyarlı vatandaşlarımız bu çağrıya ses verdiler ve çoğu el işi işleyerek şallar yapıldı, diz battaniyeleri yapıldı, yatak battaniyeleri yapıldı. Çoğu el emeğiyle yapıldı ve bunları da özellikle hediyelerimizin üzerinde kimin tarafından el emeğiyle yapıldığı veya hediye edildiği yazıldı, getirdik bugün zaten. Yüzlerce battaniye yağdı aslında ve daha fazla gelen battaniyeleri birazcık daha projeyi genişleterek vermeye karar verdik. Dolayısıyla bugün de yılbaşı öncesinde önce Lapta Huzur Evi'nde, Kalkanlı Rehabilitasyon Merkezi'nde, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'nde yılbaşı hediyelerimizi, yılbaşı pastamızı, bir de çörek ve hellim koyduk yanına. Yılbaşı öncesi güzel bir dinleti sevgili Laden İnce kendi arzusu ile düşündü ve dedi ki ben de böyle bir dinleti yapmak, neşelendirmek istiyorum bu merkezlerde olanları. Çoğunlukla yaşlı olmakla birlikte aralarda biliyoruz genç insanlar da var. Birazcık neşelenelim dedik yılbaşından önce. Birazcık onların hem ruhlarını hem dizlerini ısıtalım hem sırtlarını ısıtalım dedik hediyelerimizle birlikte.